Herkese merhabalar. Bu hafta yeni bir seriye başlıyoruz ve bu serimizin konusu leke tedavidir. Aslında lazerler ile leke tedavileri. Hangi lazerler, hangi lekelerde daha başarılı ya da hangi lekeye hangi lazer cihazı uygulanabilir ya da uygulanamaz? Lazerle leke tedavilerinden sonra cilt bakımları nasıl olmalı? Cildimizi daha iyi nasıl koruyabiliriz? Ya da leke oluşmaması için neler yapmalıyız gibi tüm konular bu serinin içerisinde olacak. Ve serimizin ilk videosu birazdan. Lekeleri tanımlamamız gerekirse basit anlamda anlatacağım. Cildinizin yüzeyinde ya da derin dokusunda bir farklı pigmentasyon oluşması ve bir farklı pigmentasyonla kendi cilt renginizden farklı bir renkte, bu para büyüklüğünde olabilir ya da çil gibi toplu iğnenin ucu kadar da olabilir, bir renk değişimidir. Biz bu renk değişimlerini farklı yollarda giderebiliyoruz. Nasıl gideriyoruz? Lazerlerle gidebiliyoruz. İşte kozmetik uygulamalarla gidebiliyoruz. Belirli meyve asitleriyle giderebiliyoruz. Ve bunların hepsini zaten tek tek anlatacağım. Ama öncelikle hangi lekelere neler yapılıyor bunları öğrenmemiz gerekiyor. İki farklı lekemiz var. Bir tanesi yüzeyel, bir tanesi derin. Yüzeyel olan lekeler aslında en çabuk gidenler ama aslında en çok da göze batan lekeler. Yani lekenin belirginliği daha fazla, rengi daha koyu olan lekeler daha çabuk gidebiliyor. Bunlar güneş lekeleri, çiller, yaşlılık lekeleri gibi yüzeyde bulunan ve belirli dönemlerde çıkan lekeler. Diğeri ise, yani zor olan ise aslında melazma dediğimiz cildin altında böyle daha böyle sütlü kahve gibi gözüken ama cildin yüzeyinde bulunmayan ama belirli bir süre sonra kişiyi rahatsız edebilen lekelere de melazma diyoruz. Aslında melazmalarda çözümlenebilmesi, tedavi edilmesi en zor olan lekeler diyebilirim. Biz burada hangi lekelere nasıl tedaviler uyguluyoruz ve hangi lekelerde hangi tedaviler daha uygun, ben onları anlatacağım. Belirli bir seri hazırlamak istedim. Bu seride kozmetik uygulamalardan lazer uygulamalarına, hangi lazer çeşitleri gibi farklı farklı programlar olacak. Dolayısıyla videonun devamında da istediğiniz programda, istediğiniz lazer çeşidini de hangi lekeniz varsa ona göre de kendiniz seçebileceksiniz. Lekeyi ele aldığımızda iki farklı leke grubu var. Bunlar yüzeyel lekeler ve derin lekeler. Yüzeyel lekeler güneş lekeleri, yaşlılık lekeleri, çiller gibi diyebiliriz. Ama derin lekelerde dediğimiz melazma gibi daha eskisel ve daha kalıtsal olan ve daha aşağıda böyle sütlü kahve gibi duran lekeler. Tabii ki daha birçok leke var. Kafuleitlerden tutun hani birçok leke çeşidi var ama benim burada daha nacizane anlatacağım, daha bilinen, daha gözle görülen ve sayısal olarak daha fazla insanlarda olan lekeler. Hangi lekeye hangi lazer cihazıyla daha rahat uygulama yapılabilir ya da hangi lekeyi daha rahat giderebilirsiniz, bunları konuşacağız. Öncelikli olarak yüzeyel lekelerden başlayalım. Bunlar yaşlılık lekeleri, çiller ve ne demiştik? Güneş lekeleri. Hepimizde olan şeyler ve bu güneş lekeleri aslında illa güneşe çıktığınız zaman olan değil, gün içerisinde yüzünüzü kaşıdınız ve bir yere bir enflamasyon oluştunuz ve bu yara güneş aldığı zaman da orada bir pigmentasyon değişikliğine uğradı. Dolayısıyla sivilcenizi bile sıktığınız orada bir güneş lekesi oluşturma ihtimaliniz var. Ya da yazın denize girdiniz, çıktınız, orada kalan su damlacıkları bile size lekeler bırakabilir. Ya da kullandığınız kozmetik ürünlerde aynı şekilde güneş lekeleri yapabilir. Yaşlılık lekeli dediğimiz lekeler genelde burun üstünde ve büyük olan böyle bozuk para, küçük bozuk paralar gibi olan büyük ama birazcık daha böyle açık renkli olan lekelerdir. Bunlar da belirli bir yaştan sonra yine oluşan lekelerdir. Çiller zaten, çiller ve efelitler hepimizde olan yine çok kalıtsal değildi. Daha sonradan çıkan, hatta yaz aylarında birazcık daha belirginleşen, kış aylarında da kendiliğinden kaybolan lekeler diyebiliriz. Bu lekelerin hepsinin tedavisinde kullanılan farklı farklı teknolojiler var. Ben bu kadar kolay giderebilen lekeler için birçok ürün sayabilirim. Birçok da cihaz sayabilirim. Siz kendi lekenizin derinliğini ve kendi lekenizin geçmişini bilmeniz gerekiyor. Çünkü bir güneş lekesi bir günde oluşmuyor. Ve bu güneş lekesinin oluşabilmesi için aylar, hatta yıllar gerekebiliyor. Yıllarca oluşan bir lekeyi de böyle tek seferde giderebilmeniz için bunu böyle bir kitap gibi düşünün cildinizi ve bir sürü katman var ve bu leke yavaş yavaş aşağı doğru iniyor. Çünkü her seferinde her bir yeni yılda, hatta her yeni bir günde siz yeni bir sayfa ekliyorsunuz ama eklerken aynı zamanda da sayfalardan da kaybolanlar, gidenler oluyor. Aslında gün içerisinde bile yüzümüz pul pul soyuluyor. Ama yine de aşağıdan bir katman geliyor. Dolayısıyla leke yavaş yavaş da aşağı doğru inebiliyor. Ve her güneşten aldığı ışıkla da o leke de koyulaşmaya devam ediyor. Bizim burada
Konuşmamız gereken ve önemli olan bizim burada konuşmamız gereken ve önemli olan lekenizin yaşı, lekenizin derinliği ve hangi lekeye sahip olduğunuzu bilmeniz. Ona göre eğer düzgün bir işlem seçebilirseniz çok daha hızlı ve çok daha başarılı bir sonuç alabilirsiniz. Eğer ki yanlış bir tedavi protokolü uygulanırsa lekeleriniz daha da kötü olabilir. Hatta bu daha da derine inebilir. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken sistemler hangisi size daha az zarar vererek daha çabuk sonuç almanızı sağlar. Neden daha az zarar vermek dedim? Leke tedavisindeki amaç cildinize bir zarar vermektir. Cildinize verdiğiniz zarardan dolayı cildiniz bir iyileşme tepkimesi gösterecek ki leke tedavisi olsun. Burada çok büyük bir çelişki var aslında. Lekeyi tedavi ederken aslında biz cildinize zarar veriyoruz. Nasıl zarar veriyoruz? Bir leke tedavisi yapacağınız noktada KTP lazerler ve KTP lazerler ve IPL'lerde uygulama alanında rengin koyu olduğu kısmı, yani cildinizin renginden daha koyu olan kısımda ısı oluşturulur. Isı o kadar yüksek olur ki koyu olan yer, çünkü ışığı seçebildiği için, ışığı tamamen kendi üzerine topladığı için, güneşe çıktığınızda siyah tişört giymekle aynı mantıkta. Işığı çok fazla seçtiği ve kendi üzerine aldığı için ısınma çok daha fazla artar. Ve bu lekenin olduğu yerde ısınma arttığı için de orada bir ölüm gerçekleşir. Bu ölüme karşılık da cildiniz kendi iyileştirme mekanizmasıyla lekenin olduğu yere iyileştirici hücrelerini yollar. Ve bu şekilde leke tedavisi olur. KTP lazerler ve IPL'lerle. Ama bir diğer sistemler, bu er büyüm yak lazer, fraksiyonel lazerlerin içerisinde tulyum lazer, Erglas lazer ve karbondioksit lazer. Bunlar ise lekeye direkt işlem yapmazlar. Bunlar cildinizi, biraz önce bahsetmiş olduğum kitap gibi olan cildinizin sayfalarını, üst sayfaları ala 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 devam ederler. Hepsinin inebildikleri bir derinlik katmanı var ve bu derinlik katmanına göre de leke tedavisi yapıyorlar. Eskiden fraksiyonel olarak kullanılmazdı. Bu arada fraksiyonel ne, onu anlatayım. Fraksiyonel aslında bir elek. Elek gibi düşünün. Lazer ışığını bir sürü ufak noktasal şekilde veriyor ki iyileşmesi daha hızlı olsun. Eskiden tek bir fraksiyon olarak kullanmıyorduk. Tek bir noktadan veriliyordu ve ciddi anlamda derinsel olarak soyabiliyordunuz. Şimdi bizim istediğimiz şey neydi? Lekeyi tedavi etmekti. Ama bu fraksiyonel lazerlerle lekeyi değil, cildin üst katmanlarını ya da derin katmana kadar da soyarak işlem yapıyorsunuz. Bunlar ne zaman ihtiyaç duyuluyor biliyor musunuz? Lekeleriniz eğer ki cildinizde çoksa, cildinizin yüzeyinde problemler varsa, gözenekler varsa, lekenin dışında gözenekler, işte akne skarları tarzında şeyler varsa, o zaman bu soyma işlemleri çok daha mantıklı oluyor. Bunun dışında siz güneş lekeniz için gidip bir fraksiyonel lazerle yüzünüzü soydurmanız tamamen mantık dışı. Tabii ki bana göre mantık dışı ama bunun nedeni de şu. Güneş lekesini çok rahat bir şekilde giderebileceğiniz nokta varken cildinizin o bölgesini soydurmanız demek. Şöyle düşünün. Sayfanız, kitabınız var yine. Kitabın sayfanın tam orta kısmında lekeniz var. Siz sayfanın tamamını değil de o bölgeyi soyuyorsunuz. O bölgeyi soyup o bölgenin iyileşmesini istiyorsunuz ama o bölgenin soyduğunuz zaman alttan gelecek eski yeni sayfalar üstteki eski sayfalarla aynı renkte olmuyor. Dolayısıyla bir fraksiyonel lazerle uygulama yaptıracak iseniz cildinizin genel anlamda büyük bölgelere işlem yapılacaksa kullanılması daha fazla tavsiye edilen bir şeydir. Bunun nedeni ciltte renk tonunun farklılaşması. Bir fraksiyonel lazerle çok ufak bir noktada uygulama yapmak, evet çok ufak bir noktada uygulama yapılabilir ama eğer ki bir para bozuk para büyüklüğüne bir uygulama yapacaksanız o zaman siz lekenizi küçücük bir leke bile olsa onu tedavi edeyim derken diğer bölgelerle renk farklılığına neden oluşabilir. Neden sağlayabilirsiniz ya da renk farklılığı oluşabilir. Bunun da nedeni ne biliyor musunuz? Yine o tedavi işlemi yapıldıktan sonra cildinize yeteri kadar iyi bakamamanız. Ben tamam güneşe çıkmayacağım, evde duracağım ya da şapka takacağım, güneş kocuk. Bunlar değil. Yani isteseniz de güneş ışığı, siz bütün gün evde bile dursanız odanın içine giren güneş ışığı bile orada belirli bir pigmentasyon oluşturacaktır. Siz istediğiniz kadar güneş kremi sürün. Güneş kremini sürüp zaten bütün gün dışarı çıkılmasın. Yani güneş kremi kullanmak da aslında farklı bir
bir konu. Çünkü dışarıya çıkmadan 15 dakika önce sürülmesi gerekiyor. Her 1 saat ya da ne bileyim işte kremine göre değişir. Her 1 saat, 2 saat ya da 3 saatte bir yenilenmesi gerekiyor. Yenilerken tekrardan güneşte bulunmaması gerekiyor. Onun cilt altına emilmesi gerekiyor gibi birçok şey var. Dolayısıyla sadece ben güneş kremi sürdüm, dışarı çıktım, kendi cildimi koruyorum, şapka taktım, koruyorum, bunlar değil. Taktığınız gözlükten yansıyan ışınlar bile şu bölgelerinizde lekeler oluşturuyor. Dolayısıyla evet, hepimizde leke oluşacak mı? Oluşacak, ama tabii en az hasarla bunun yapılması, en az hasarla cildimizi lekelenmelere karşı tutabilmemiz daha uygun olan kısmı bu. Ne diyorduk? Güneş koleji dedik. Lazerlerle cildinizi soyduktan sonraki bakım dedik. Evet, lazerlerle cildi soyduktan sonraki bakım kadar da evde yapılan yanlış uygulamalarla evde yapılan yanlış leke tedavisi uygulamalarını da bahsedelim ki videomuz tam olsun. Bir sonraki videoda direkt hangi cihazda neler yapıyoruz onlara konuşalım. Nedir bu yanlışlıklar? Ufak ufak anlatacağım ki bütün serinin neler içereceğini tamamen anlayabilin. Örnek, domatesle karıştırılmış bir domates karbonatla karıştırılmış bir peeling. Leke tedavisinde en önemli, en son leke tedavisi, evde yapacağınız bu domates peelingi ile bütün lekelerinizden kaybolacaksınız. Toplumun %60'ında melazma var. Ve bu melazmaların sebebi, evet, bu yanlış yapılan leke tedavilerinde. İnternette insanlar herkes istedikleri şeyleri yazabiliyorlar. Bilen, bilmeyen, eğitimini alan, almayan, kendi yüzünde uygulama yapmamış ama insanlar bu inanılmaz derecede güzel bir sonuç verebiliyor diyen herkesin yapmış olduğu yanlışlardan bir tanesi. Domatesle karbonatı karıştırıp yüzünüze sürmeniz. Bu Ayşe'de belki iyi gelmiş olabilir. Oranını düzgün tutturmuştur. Onun cildi o ürüne karşı, o karışıma karşı iyi bir sonuç verebilir. Ama aynısının sizde olacağına garanti yok. Çünkü ikinizin cildi farklı, ikinizin yaşantısı farklı, ikinizin cilt kalitesi farklı, sayfa sayınız farklı, yediğiniz yemekten içtiğiniz suya, içtiğiniz sigaraya, bulunduğunuz ortama, stresinize kadar her şey farklı. Dolayısıyla onun yapmış olduğu domates peelingi ile sizin yaptığınız domates peelingi aynı olmayacaktır. Ve aynı olmadığı gibi cildinize bir o kadar da zarar verecek. Ve verdiği zarar da size katman 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 aşağı indiği için belirli bir süre sonra melazma gibi çözümlenmesi zor, tedavi edilmesi zor bir problem olarak çıkacak. Yani neden dışarıdaki çoğu kişinin, hatta çok makyaj yapan kişilerin, hatta ünlülerin yüzünde neden daha çok melazma var? Yanlış yapılan uygulamalar ve üst üste kullanılan makyajlar ve cildin doğru düzgün temizlenmemesi. O yüzden leke tedavilerinde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler, leke tedavilerinden sonra cilt bakımları ve rutin bakımların neler olması gerektiği, hangi lekeye hangi lazer cihazıyla uygulama yapılırsa daha başarılı sonuç alabileceği ve bu uygulamaları kimlerin yapabileceği ile ilgili bir serimiz olacak. Dolayısıyla bu serinin tamamı sizin için. Sorularınız olursa şimdiden yanıtlamak için klavyenin başındayım. Bir sonraki videoda hangi lazer cihazını konuşuruz? IPR konuşabiliriz ya da KTP lazerleri konuşabiliriz. Bu cihazlarla daha önceden yapılmış uygulamalar, öncesi sonrası fotoğraflar gibi hangi lekelerde kullanıldıkları ile ilgili bir video hazırlayalım. Serimizin ikinci videosu da KTP lazerler ya da IPL olsun. Bir araştırma yapayım ikisi konusu. Yani ikisinde de yaklaşık 14 yıllık bir deneyimim var. İkisinde eğitimlerini 14 yıldır da veriyorum. İkisiyle de ilgili olarak da bütün sorularınızı da yanıtlayabilirim. İkinci videomuz ya KTP ya da IPL olacak. Tamamen araştırmam ve boş vaktime göre değişecek. Bir önceki konularımızda da, bir önceki konuştuklarımızla da ilgili sorularınız varsa yanıtlamaktan memnuniyet duyuyorum. Görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.